Kes onu. Kaydırdığı yerde görüşürüz Sade. Hayal kardeş, hayal et kardeş. Git, git. Anne! Hayal et kardeş, daha gezmanıma doyamadım. Ne olursun git. Sus lan. Hayal et açmam ne anlam. Hayalete bakın, Ayrış teyzem gibi şişko. Ay çocuklar benim mi? Korkmayın. Ayrış. Ayrış ya. Aşk olsun teyze. Az kalsın yüreğimi iniyordu. Hamide! Neredesin ki Allah'ın cezası? Abo! Abo! Bu haliniz de ne böyle? Ne var halimizde, beğenemedin mi? Metro, süksüel erkeklere benzemişsiniz Allah! Doğru konuş, patlatırım yoksa ha! Yanlış anladın baba. Anam bakımlı erkeklere benzediğimizi söylüyor. Bugünlerde bu laf çok moda. Ay Burhan'ım. Damatlar gibi olmuşsun vallahi. Ya ben? He? Yok. Sana yakışmamış. Şehirler arası otobüsleri süren kaptanlara benzemişsin. Bana bak. Keseceğim dilini senin ha. Nereden buluyorsun bu lafları? 24 saat televizyon seyrederse olacağı bu. Bunlarda ne var? Evdeki hizmetçiye bir şey almadınız mı? Kız. Yoksa ev hizmetçi de mi aldın he? Kendimi kastettim herhalde. Evin hanımı mıyım, hizmetçisi miyim belli değil. 3 senedir aynı entariyi giyiyorum. Sana da hediye aldık kız. Sahip Bekir'im. Hani nerede? Yoksa bana mücevher mi aldın Bekir'im? Heh. Çam sakızı çoban armağanı. Küçük bir hediye. Hediyenin büyük küçüğü olmaz. Önemli olan hatırlanmaktır. Bana verdiğiniz değere bakın. Ana. Bak burada ne var? Ne var? Bu kışı rahatlıkla atlatacak kadar para var orada. Babasının oğlu ne olacak? Penceresi cam cama muallem. Penceresi cam cama muallem. Selam söyle amcana muallem. Öf be, canım çıktı valla. Ne de çabuk yoruldunuz kız. Daha yeni başladınız çünkü. Gezbanım. Ne? Gezbanım. Şunun düğmesini dikmemişsin ama. On elim yok ya Salim. Ya şuna bak, buruş buruş ama. İnsan üzüler değil mi yani? İş yapmaktan canımız çıktı Salim. Kafamızı ütünip durma. Peki ben şimdi ne giyeceğim? Ay enişte, kendini ütülesene. Eline mi yapışır Allah aşkına? Aa! Zülbiye. Bana bir kahve yapsana kızım. Baba görmüyor musun? Ocağı siliyorum. Ya sonra silersin. Kaçacak mı yani? Ama senin kahven kaçacak. Hem sen niye ayak altında dolaşıyorsun? Hacer. Bana bir su ver kızım. Ben ne? Kendini alsana Salim. Görmüyor musun? Çalışıyor çocuklar. Aman be. Yok yok. Bu köyün erkeklerini çok şımartmışsınız. Hem uyuşuklar hem tembeller. Ama kabahat kadınlar da. Her dediklerini yaparsanız armut piş ağzıma düş. He. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bugün herkes tersinden kalkmış. En iyisi ben kahveye gideyim. Bir dayak yemediğim kaldı yani. Ben boştayım enişteciğim. Sırtın kaşınıyorsa söyle canım benim. Ya. Hadi. Hadi. Yine. Bu köy bizim köyümüz adlı yarışmamızla yine karşınızdayız. Bu haftaki şanslı çiftimizi buraya davet ediyoruz. Emine, İsmail çiftimiz.
Gir, kapı açık. Hoş geldiniz Emine ve İsmail. Sağ olasın, hoş bulduk. Bu haftanın şanslıları sizlersiniz. Evi sen mi bastı Ahmet'e teyze, bu ne? Bu köy bizim köyümüz yarışması. Aha, bu karıyla kocası 100 milyar parayı ceplerine indiriverdiler. Ay, bunlar mı köyün en uyumlu çifti? Kadındaki boya bak, yer elması gibi. 100 milyarı aldılar ya, sen ona bak. İki tane kız. Sahi, senle Bekir amca niye bu yarışmaya katılmıyorsunuz Hamide teyze? Aman kalsın. Geçenlerde televizyona çıktım diye bana etmediğini bırakmadı. Vallahi ben Burhan'la evli olsaydım katılırdım. 100 milyar bu. İnsan rüyasında bile bu parayı göremez. Haklısın. Sen rüyanda sadece o parayı değil, Burhan'ı da göremezsin. Aşk olsun Hamide teyze. Şaka yapıyorum kız. Alışverişe mi çıktın? Ha, onlar mı? Bekir'le Burhan'ın. Döndüler demek. Sana da bir şeyler almışlar mı? Kafamdakini almışlar. Ama bu yemeni daha önce de kafanda vardı. Tokalardan bahsediyorum. Boyları devirmiş. Kendilerine dünyanın eşyasını aldılar. Bana gelince bir iki toka. Ah, ah, param olacaktı ki. Gör bak neler alacaktım. Madem paran yok, katılsana bu yarışmaya. Şans mı? Bakarsın kazanırsın. Neyle katılacak? Üstümdeki bu paçavralarla mı? Evet, çocuklar, öpüyorum sizi. Bu zarf da ne böyle? Para, Burhan bıraktı. Bu parayla kendini üst başa alsana o zaman. Atlaya görüşmek üzere. Kalk kız, gidiyoruz. Nereye? Kasabaya. Hem alışveriş edeceğim hem de yarışmaya başvuruda bulunacağım. Bir şartla gelirim. Yarışmayı kazanıp da 100 milyarı alırsan bana ne alacaksın? Sana Burhan'ı alacağım kız. Kalk hadi. Şehirli insanın hali bir başka canım. Gerçek sanatçı değer mi? Hemen anlıyorlar can. Kezban Hanım'ı da şehre yollamak lazım. Belki bir parça medeniyet öğrenir gelir. Bari aslında bizi korkuttuğu için onu şikayet etmemiz gerekirdi. Evet. Tabii canım. 40 yıl düşünsen bizi korkutan hayaletin Kezban Yenge olduğu aklıma gelmezdi. Biz de yedik ama. Helal olsun ona. Bizi oyuna getirdi ya, sen ona bak. O deliden her şey beklenir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hayrola Salim. Baloya mı katılıyorsun? Bu kıyafet ne böyle? Ne varmış kıyafetimde? Bit pazarından mı geliyorsun lan? İnsan bir ütü yapar değil mi? İyi ki siz de 40 yılın başında bir sefer değiştirdiniz. Ye kürküm ye. Baba uğraşma Salim amcayla. Baksana morali bozuk. Kezban yenge ona bozuk atmıştır da ondandır. Kılıbıkların kaderi böyledir. Elden bir şey gelmez. Senin gibi çatlak olacağım ama kılıbık olurum daha iyi. Ben tedavi olup iyileştim. Darısı senin başına diyeceğim ama kılıbıklığın tedavisi yok maalesef. Salim amca kılıbık değil bir kere. O sadece kadın erkek eşitliğini savunuyor o kadar. Ya. Bırak lan yağ çekmeyi. Sen de bu kıyafetle ortalık yerde palyaçılar gibi dolaşmaya bırak. Sen kime palyaço dedin lan? Bana dedim lan. Ulan var ya. Gebertirim lan seni. Ne var? Bırak bunu. Ne var? Yapmayın. Kurtulun abi. Burnum. Kanadı mı? Ya çocuklar. Palyaçoluk da bir sanatlıdır. Ha palyaço acıracı ne fark eder? Biri çalıyor biri oynuyor. Ulan sus. Ana, bu bana hakaret mi etti? Ya amca, sana değil, bana ediyor. Ha. Ama ben şimdi ona sanata saygıyı öğreteceğim. Öyle. Dur ne yapıyorsun, sana söylemedim ki. Eline sağlık amcaoğlu. Vur vur, bir de benim için vur. Yahu, şu köyde bir akıllı adam bulsam kafamı kıracağım vallahi ya. Gelsin kardeş. Kolaysa başına gelsin. Ay delirdin mi kız sen? Bu kadar ağır yükü nasıl taşıyorsun? Bel fıtığı olursun vallahi. Alışkınız biz Hayruş abla. Kocan nerede senin? O niye taşımıyor bu odunları? Kocam mı? Nerede olacak? Tabii ki kahvede. Oh vallahi. Sen burada odun taşı. O kahvede keyif yapsın. İyi vallahi. Ama kabahat biz kadınlarda canım. Çocukluklarından biri alıştırıyoruz hazıra konmaya. Sonra da kadınlar tarlaya çapaya. Erkekler de kahvede peşmelik oynasınlar. Allah Allah.
yapıyorsunuz burada? Zeytin topluyoruz. Canım. Canım. Kız çocuğun kafasını örtsene, üşüyecek, yağmur geliyor. Zeytin toplamam lazım, sonra ürün alamayız. İyi de sen niye tek yapıyorsun? Senin de mi kocan kahvede yoksa? Kahveden az önce geldi. Şimdi evde. Herhalde sobanın başında yayılmış uyuyor. Oh maşallah. Son uykusu olur inşallah. Ay şu köy adetleri bir türlü değişme diye ona yanarım ben. Mesailimizden memnunuz. Hem memnun olmasak ne olacak? Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Böyle gitmez canım. Kadın olarak, insan olarak haklarını savunacaksın. Kadın erkek eşitliği denilen bir şey var canım. O burada yok. Şehirde olabilir ama burada yok. Ne demek burada yok? Kadın her yerde kadındır kızım. Hadi hadi, çocuk söyleniyor. Git karnını doyur hadi. Hadi hadi, ben senin yerine yaparım canım. Bu hanım ellerinle yapamaz. Ay sevsinler. Ay o sen doğmadan önce ben buralarda zeytin topluyordum. Ne haber? Bak şunu böyle yaptım. Güzel oldu be. Ay. Ay ayaklarım. Ay aman ay. Ay bilim. Ay bilim. Ay. Ay ay. Oh. Ah teyze hoş. Kim dedi sana ay. Git bütün gün tarlada çapa yap diye? Ay ne bileyim, acıdım kadıncağıza, çocuğu da sırtındaydı. Ay o anda kocası karşıma çıksaydı o çapayı kafasına indirip ikiye bölmüştüm. Vay ay. Çapalı katil. Ay Cimur, ay. Ay ay kolum. Ay. Hayır. Senin gibi sportmenlik garının alışkın olması gerekirdi. Ay bunun sportmenlikle ne alakası var Kezboş Bey? Alakayı da sen kur canım. Aman be enişte. Eniştemin nesi var? Bilmem. Ay! 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 Ay yürüyemeyeceğim. Yürümekte bile zorluk çekiyorum. Hay aksi! Ay işte senin neler gibi oldun. Bastan ister misin? Kalın bir şey olsun da senin kafanı kırabilsin. İçmeyeceğim. Ay. Neden? İçmeyeceğim de ondan. Allah Allah. Ne oluyor Salim? Kızcağız sana çay getirdi. Adam gibi içmem diyemez misin? Bana karışma Kezban. Bu evin reisi olarak istediğim kişiye bağırırım. Bugüne kadar sustuğum kabahat. Ay ne diyor bu? Baba sen iyi misin? Demek bu evin reisi sensin öyle mi? Öyle. Dünyanın her yerinde erkekler reistir. Bana bak Salim. Bu evde sen ne kadar reissen ben de o kadar reisim. Anladın mı Salim efendi? Bravo! 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 Bak Kezban. Bu köyün muhtarı olabilirsin. Bu evde benim borum öter. Kızlar getirin şuna bir boru. Düt dürü düt. Eh Kezban. Beni maskara ettin ya çoluk çocuğa. Anlaşıldı. Bu evde fazlayım ben. O kadar. Baba, gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Çekil şöyle. Ay. Çekil. Ne oluyor ya? Yaştı. Bir yere mi gidiyorsun lan? He? Şey, 5 yıldızlı bir otelin lobisinde Sübiye ile buluşacağım da. Ya bu köyde kahveden başka gidilecek yer var mı? Anan nerede? Ya komşudadır ya da gezme tozmadadır. Bu kadın çok oldu ama. Hele bir gelsin gününü göstereceğim ona ha. Belki de güne gitmiştir. Sen bir şey yedin mi? Benim karnım açlıktan zil çalıyor. Ben 2 yumurta kırdım yedim. Yumurta, ağzına layık. Yumurta. İçimizde civciv çıkacak. Hadi ben gidiyorum. Öf be.
Sen de kimsin? Benim Bekir'im Hamide. Bu halinde ne böyle kız? Komyon kadarına dönmesin. Bir günde bana iltifat etsen kafamı kıracağım Allah. Sen zahmet etme, ben kırarım. Gel buraya, gel. Bu kadar parayı nereden buldun lan? Bunlar nedir aldın? Buranın verdiği paralarla aldım Bekir'im. Bütün dışarı ekmeğe ayırdığımız parayla bunları mı aldın kendine? Saçma. Seni öldüreceğim Hamide. Son duanın. Saçma bırak da son duanıydı. Baba oğul kendini Zeus paşalırken iyi. Ben alınca kıyamet kopuyor öyle mi? Sen iyice zıvaradan çıktın, gel buraya kadın. Ay, ay, ay. Gel buraya da dünyanın kaçacak olduğunu göstereyim sana kadın. Bak, bana el kaldırırsan seni şikayet ederim. Hem de kadın sığınma evinin genel müdürüne. Ha. İstersen aileden sorumlu devlet bakanına şikayet et, öldüreceğim seni. Bak bana el kaldırırsan bu evden giderim. Ha. Hala durduğun kabahat. Nereden geldiysen oraya git. Bak gidiyorum ama. Git. Git yoksa bu evden cenazen çıkacak. Babam da nerede kaldı? Cehennemin dibinde. Cemal, ne biçim konuşuyorsun sen? Ya çıkarken ya. Öyle demişti ya. Ay keşke bu kadar ağır konuşmasaydın Kezboş. Eniştemin kalbini kırdın. Sen karı koca arasına girme. Kocam değil mi? İstediğimi söylerim. Ama bu defa çizmeyi aştın. Kalk kız babanı bulalım. Merak etmeye başladım. Gidelim vallahi, hiç bu kadar geç kalmazdı. Oturun oturduğunuz yerde. Bana emir veremezsin Kezboş. Ben kocan değil, ablanım kızım. Hadi kız. Hadi. Ben de geleyim teyze. Yürü yürü. Anne ben de gideyim mi? Hele bir yerinden kalk. Of anne ya. Anlamadım. Gözlerini sakın saatten ayırma Recep Bey. Ayırmam. Şşt, konuşmak yok. Şşt, konuşmak yok. Bak hala konuşuyor. Gerçekten uyuyacak mı? Sus da seyredelim. Birazdan çocukluk günlerine döneceksin. Saatten sakın gözlerini ayırma. Ana, Ercep uyuyacağına Bekir amca uyudu. Sessiz ol anne. Hadi lan. Şimdi söyle bakayım bana. Aklın ne? Neredesin? Kaç yaşındasın? Adım Ercep. Evet. Şu an tarladayım. Yaşım 7-9. Sen hala burada mısın? Nereye giderim bu saatte? Kimim kimsem yok ki. Hani kadın sığınma evine gidecektin he? Sana gözdağı vermek için öyle dedim Bekir'im. Ben de yedim. Niye kapıyı kilitliyorsun? Aklın başına gelene kadar sokakta kalacaksın. Etme Bekir'im.
Uyma şeytana, bu soğukta dönerim valla. Bunu kıştık paramızı harcamadan önce düşünecektin ha? Sırf sana güzel görünmek için bunları aldım. Güzelleşmekmiş. Eşeğe altın semer bile taksa eşek eşektir. Kal sağlıcakla. Yapma abi. Kapı açık. Arkanı dön ver. Oğlunun biricik anasını sokaklarda bırakma. Yine ayağını öpeyim etme. Keşke babamın gömleğini ütüleseydim de anamla kavga etmeselerdi. Aman böyle olacağını nereden bilebilirdik ki? Aman ortalığı telaşa vermeyin. Bırakın burnunu sürsün biraz. Öyle deme teyzoş. Melek gibi kalbi vardır benim babamın. Aman bana erkekleri anlatma kızım. Biraz dizginlerini gevşettin mi tepere çıkarlar. Allah Allah. En iyisi ayrılıp öyle arayalım. Hacer sen de o kahveye bir daha bak. Olur. Biz de Saffet'e gidelim. Tamam. Hadi. Tamam o zaman evde buluşuruz. Tamam. Tamam Hacer, hadi. Sakın babamı bulmadan dönme. Ya sen merak etme, ben elimle koymuş gibi bulacağım. E hadi. Babam yerine Ercebi bulmayasın da. Aman hadi oradan be. İşine bak sen salak. Ay bu ses de mi böyle? Biri ağlıyor galiba. Allah Allah. Kim ola ki? Bilmem. Ah. Hamide teyze neyin var? Hamide Hanım bu soğukta ne işin var? Niye ağlıyorsun? Bekir beni sokağa attı. Neden? Kavga mı ettiniz yoksa Hamide teyze? Kendime bir yüzbaşı aldım diye beni sokağa attı. Vay terbiyesiz vay. Yok yok. Bu erkekler de çok oldu artık. Birilerinin onlara hadlerini bildirmesi lazım. Kalk yürü, bize gidiyoruz şekerim. Hadi. Ne? Size mi? Kezban beni görürse deliye döner. Aman o zaten deli. Yürü şekerim. Saçları çok güzel olmuş Hamide teyze. Yakışmış mı? Yakışmış mı? Çok. Pekala. Şimdiki yaşını ve nerede olduğunu söyler misin? Şu an 22 yaşındayım. Yalan söyleme. Hı? Benden 4 yaş büyüksün bir kere. Şşt. Köyün kahvesindeyim şu an. Bu köyde sana ne diye hitap ediyorlar biliyor musun? Deler cep diyorlar. Peki sana deli dedikleri için üzülmüyor musun? Ya. Neden? Ya katil Ercep deselerdi? Hırsız, üçkağıtçı Ercep deselerdi daha mı iyiydi? Aferin lan Ercep. Deli meli ama bizden daha akıllıca laflar ediyor. Zaten delilerle dahiler bir elmanın iki yarısı gibidir. Seninle Ercep gibi değil mi? Söyle bakayım. Bir sevgilin var mı? Hı? Var. Adı Hacer'im. Hacer seninle evlenecek mi? Hayır. Akıl var, mantık var. Hacer genç ve güzel bir kız. Benim gibi deliyle evlenebilmesi için onun da deli olması lazım. Madem Hacer seninle evlenmeyecek, niye hala seviyorsun o zaman? Yüreğimde bir sevgi beslemem bana yeter de artar da bile. Ya sevgisiz bir yürek taşısaydım daha mı iyiydi? İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Ne işin var burada Hacer? Babama bakıyordum da yok galiba. Yanlış yerde arıyor. Bu saatte evdedir o galiba. Anandan izin almadan tuvalete bile gidemeyiz. Baba. Bu gece babanı görmedim Hacer. Bir şey mi oldu? Ya
Siz bu Ercebe ne yapıyorsunuz böyle? Simetri abi onu hipnotize etti. Onun için bana gelmedi. Aman iyi iyi böyle kalsın. Kısaca Ercep de sana yüz vermiyor artık. Sen de ablan gibi evde kaldın. Cemile, sen de koca bulacağım diye sınıfta kaldın, ne oldu? Salak. Aman Hacer'im geldi. Başardım. Evet. Başardım. Başardım. Hadi amca teyze al. Gel. Al. Geç şöyle. Otur canım. Ana. Ne işi var bu kadının benim evimde? Bekir sokağı 3 kez boş. Kocamı aramaya gidiyorsunuz. Yanınızda düşmanımla geliyorsunuz. Hadi teyzen yarım akıllı. Sen niye bu kadını evime getiriyorsun? Ana yabancı mı o? Hamide teyze. Ya çekme, kırarım bacaklarını ha. Ben gitsem iyi olacak. Hem sizi de rahatsız ettim. Ay! Aa, otur oturduğun yerde be. Sen bu köyün muhtarı değil misin kız? Olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Simoş Bey haklı Kezboş. Sen görevini savsaklıyorsun. Yok ya. Sokaktan topladığın her kadını evime mi alacaksın sanki? Bu köyde bir kadınsığının evi bile yok. Oha! Sana o! Sen, sen burayı Büyükşehir Belediyesi sandın herhalde Hayruş Hanım. Nerede kız baban? Yok ana, kimse de görmemiş. Kaç bakalım Salim, kaç. Nereye kadar? Sana çok bile dayandı adamcağız. Sen onu da bulamadın ya, ne haber? Hamide teyze, senin gözüne ne oldu? Hacer, git pamuk getir de yüzünü temizlesin zavallı kadın. Ağlama kardeşim, ağlama. Anne, babam eve dönmez de oynarken ben mi olacağım? Salim amca, ne işin var burada? Hiç, hava alıyordum. Üşüteceksin sonra, hadi evine gitsene. O üşütüklerin evine gideceğim ben, burada üşürüm daha iyi. Evdekilerle aranda bir şey mi geçti yoksa? Ondan Hacer seni arıyordu. Anlaşıldı, sen evdekilerle kavga etmişsin. Yoksa gecenin bu saatinde sen evden çıkmazdın. Hadi hadi, gidiyoruz. Yok yok, ben yerimden memnunum. Yapma Salim amca. Bak hava buz gibi. Hadi bize gidelim öyleyse. Yok yok. Size gelmem. Baban sonra benimle dalga geçer. Ona müsaade etmem, korkma. Yeter be. Evde var mıyım yok muyum belli değil. Bir sandalye kadar değerim yok. Pısırık bir koca olarak yaşayacağıma, onurlu bir adam olarak ölürüm daha iyi. Anlaşılan Kezban yenge seni çok üzmüş. Sadece o mu? Bir de Hayruş çıktı başımıza. Bir de kızlarım. Al birini vur ötekine. Hayruş'la kızlar evlenseydi bu sorunlar yaşanmazdı. Burhan, bakıyorum kendine yol açıyorsun ha? Yok vallahi. Hadi hadi. Ah Kezban'a, saçımı süpürge ettim, yine yaranamıyor. Saçında zaten yonca süpürgesi yok. Cadı süpürgesi gibi maşallah. Yalan mı? Saçımı boyadım diye evden attı. Allah aşkına, güzel olmak suç mu? Küresi elinde kırmızı çağ. Bekir'in ne mal olduğunu bilmeyen yok. Onun için dünya bir yana, curası bir yana. Ona adam ettim, nankör herif. El üstünde tutacağına bak paspas edip çiğnedi. Burhan bir şey demedi mi Hamide teyze? Babası ne ki oğlu ne olsun? Armut dibine düşer. Ben bakarım, babamdır. Kadınlar köyün erkeklerinden şikayetçi Kezban yenge. Her gün dayak yiyoruz. Bana değil Hayruş'a söyleyin. Hayruş'u kadın dayanışma kolu başkanı atadım. Aa,
Benim niye haberim yok? Söylüyorum işte. Boş boş oturacağını bir işe yara bari. Ay canım benim. Ablasının kuzusu. Bıktık artık Hayruş. Bütün işleri biz yapıyoruz. Onlar yan gelip yatıyor. Kız, sen de mi kocandan dayak yiyorsun? Benim kocam yok Hacer. Bunu sen de biliyorsun. Ha, biliyoruz da burada ne yapıyor? Ha. Sana hesap mı vereceğim? Aa, susun, kızıyorum ama ha. En evdil kadın sığma evi mübarek. Kızlar, erkeklere gücümüzü göstermenin zamanı geldi artık. Erkekler sizden özür dileyinceye kadar bu evde yatıp kalkacaksınız. Canlarım, ciğerlerim, etim, kanım, sevgililerim benim. Baba, misafirimize hoş geldin desene. Yok muydu sokakta başka kimse? Onları da toplayıp getirseydin kedi köpek falan ha? Baba, ayıp oluyor ama. Ne ayıp olacakmış lan? He? Ne işi var bunun burada? Ben sizi rahatsız etmeyeyim de gideyim ha? Tabii tabii, gel. Baba, Kezban yengeyle kavga etmişler. Aha Salim amca, otur otur rahatsız ol. Salim lan mercimek Salim, otur otur. Aferin lan Salim. Bana bak, sonunda resmi çektin ha. Çektim Bekir. Benim de bir gururum var. Ha şöyle, erkek adam böyle olur. Ara sıra gürlemek lazım. Anlat bakalım. Nasıl oldu da şimdi böyle birdenbire Gezman'a karşı çıktın he? Ya boş ver be Bekir. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ben biliyorum. Karısını dövmeyen dizini döver biliyorsun. Oğul, anasına bak, kızını almaktan vazgeç. Bu kız seni de yarın öbür gün... Evden kovar. Bunları konuşmanın sırası değil baba. Annem nerede? Ananı sokağa attım. Ne? Sokağa mı attın? He. Annen dünkü hasılatın hepsini harcamış. Akıllansın diye sokağa attım. He. Nereye gider bu saatte bu kadın? Anan sosyetik oğlum. Uludağ gayak yapmaya geçmiştir. Allah Allah, bu köye ne oldu böyle? Hacer, kız, kapatsan falıma bakar mısın? Bilmem, kaç para vereceğim? Sen de var ya, vereceğiz işte bir şey. Abla, ikimizin kısmeti de ayağımıza geldi. Aa, aa, Burhan. Ya Burhan. Kız, nereden ikimizin kısmeti oluyor? Anlamadın abla, senin kısmetinde aşk var, benimkinde para. Hadi. Niye Burhan sana para mı getirdi? Hayır. Sevgilisi onunla konuşmak için bana para verecek ya. Geliyorum tamam bir dakika. Bir dakika bir şey konuşuyoruz. Fırsatçı ne olacak? Al. Al. Şişt bak seni trafik olacak et. Anam gelirse haber ver. Alır alır. Ne işin var burada? Anam görürse fena yapar. Biliyorum. Babam bizde ona haber vermeye geldim. Aa. Tesadüfe bak, senin anan da bizde. Ne? Ya, baban ona sürekli işkence ediyormuş. Sen de babana çektiysen biraz sen de zor evleniriz. Babama iftira etme. Anama bir piske vurduğunu bile görmedim. Bizde ne işi var öyleyse? Keyfinden gelmedi ya. Babama laf edeceğine sen o deli anana laf et. Zavallı Salim amcayı kum torbasına çevirmiş. Anam hakkında böyle konuşamazsın. Sen de babam hakkında böyle konuşamazsın. İyi, git de o zaman babanın turşusunu kur. Sen de ananın turşusunu kur. Şeytan görsün yüzünü. Hamide, kahvaltı hazır mı lan? Biraz sonra hazır olur. Anan nerede? Onu evden kovmuşsun ya, unuttun mu? Salim amca, sen ekmek yapmayı bildiğinden emin misin? Hı? Gezban yengen hamileyken evdeki bütün işleri ben yapardım. Bence hala sen yapıyorsun. Ne lan bu mutfağın hali? Allah cezanızı vermesin. Kolay mı ekmek yapmak? Safet, bana bir çay ver. Tavşan kanı çaylar geliyor amca. Baba, anam Kezban yengelerde kalıyor. Bu da Kezban'ın yeni oyunu he? Hamide'ye karşılık Salim. Bekir, lafını bil de konuş.
Beni karınla karşılaştırıyorsan aldanırsın canım. Şu yaptığın ekmeği bir tadalım da ondan sonra karar veririz. Eh be Salim amca, beni mi tandıra koyacaksın? Yok, bir şey yapmadım canım, pardon. Saffet, sana hiç süzgeç kullanmayı öğretmediler mi? Çekerdi bine şimdi be amca. Ne oluyor lan? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Karılarımız dün gece evi terk ettiler. Jandarmaya haber etseydin bana ne? Köylüler bunlara senin sebep olduğunu söylüyorlar. Evet. Açık konuşun lan. Ne istiyoruz? Hamide Hanım'ı kovdun diye bütün kadınlar örgütlendi. Kezban'ın evinde kamp kurdular. Kadınlar ellerine dönmek için senin Hamide teyzeden özür dilemeni bekliyorlar. Evet. Sadece özür de yetmiyor. Eşitlik de istiyorlar. Ayrıca erkeklerin de tarlada çalışmalarının şart koşuyorlar. Amma korkaksınız lan ha. Gidin alın karılarınızı. Sizi tutan mı var? He? Bekir amme. Hamide yengeden özür dilemek zorundasın. Hacı senin yüzünden bana yüz vermiyor. De geç lan deli. Hadi kalkın gidiyoruz. Hepinizin karısını gene alacağım. En başta da benim karıyı. Yürü. Hadi. Hadi gidelim. Hadi abi yürü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Bekir'e güzel görünmek için saçma. Evet. Ama şey oldu, rengini beğenmedim. Çok güzel. Bundan sonra bir daha boyatmak düşünmüyorum aslında. Daha da güzel olabilirdi. Bilmiyorum ama... Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeme kız, yeme. Kezban yenge, Kezban yenge geliyorlar. Kocalarımız geliyor. Kim geliyor? Görecekleri var da görecekleri de var. Hadi kızlar, yürüyün! Hadi gidin! Yürüyün! Hadi! Hadi! Hadi hadi çabuk çabuk! Sen de geç hadi. Hiç kimseden özür dilemeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar. Yürüyün! Yürüyün! Hadi hadi. Bekir, çamaşırları mı biriktin? Yoksa yemek mi yemedin? Kadınlarımızı esir etmişsin, onları kurtarmaya geldim. Ay, duydunuz mu kızlar? Hoş geldin sevgili Süpermen. Ayol, biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Herkes gönüllü geldi ona göre. Hamide, gel ki buraya. Kışık, bunu beni kovmadan önce düşünecektin. Açı, düş kız önüme. Gelmiyorum işte. Fatma kız, hadi. Gelmiyorum. Hacı! Düş kız önüme. Babaş. Hiç kimse bir yere gitmiyor canım. Burada herkes eşittir. Ne diyor bu ya? Ya erkek erkekliğini, kadın da kadınlığını bilecek. Evet. Karılarınızın sizinle gelmesini istiyorsanız önce onlardan özür dileyeceğiz. Başka? Tarla onlarla gidecek, odunları onlarla toplayacaksınız. Evet. Ya şartlarımızı kabul edersiniz ya da kadınlarınız sizinle gelmez. Öyle değil mi? Öyle. Hiçbir şartınızı kabul etmiyoruz. Ben şahsen karımı bilirim. Benim hasretime iki gün dayanamaz, hemen gelir. Hasretinden delirsem bile dişimi sıkacağım. Ben de özgürlük istiyorum. Ben de odun taşısam, Harlı'ya gitsem, bana Hacer'i verin. Sen de kendini nimet taslama. Çeki şuradan. Bana, bana. Hacer mi istiyor? Şşş, sus. Evet beyler. Son kararınız nedir? Hadi, sizi bekliyoruz. Konuşun. Dökülün. Kimseden özür dilemeyeceğiz. Akşama kalmadan kardeşlerimizin hepsi evine gelir tıpış tıpış. Sen öyle. Bu köyde kadın olsun, erkek olsun aynı haklara sahip olacak. Evlilik paylaşım demek, birleşim demek. Anlaşıldı mı lan? Anlaşılmadı. Herkes içeri gitsin. Hadi. Gelin bana. Hadi. Hadi. Oh be, bekarlık sultanlık var mı? Hadi. Kız Fatma. Bekarlık sultanlıktır.
Sultanlığınız mübarek olsun beyler. Bakalım sultanlığa kaç gün dayanacaksınız ha? Elimiz armut toplamıyor ya. Kendi yemeğimizi kendimiz yaparız. Çamaşırımızı yıkarız. Oo, çok mu zor be? He? Davul sesi uzaktan hoş gelir Bekir efendi. Odri meydan hadi. Arkadaşlar ölmek var dönmek yok. Yürüyün. Hadi. Hadi. Görüşürüz beyler. Hadi. Köyde kadın döven erkek karşısında beni bulacak ona göre. Yaşa sen Ayruş. Çocuklar, size vurulan her tokadın bir hesabı var ona göre. Evet. Hapis mi yazarlar yani? Anlayışın kıt galiba. Cezası var diyor. Burhan centilmen bir erkek canım. Kaygılanmama gerek yok. Ne diyorsun kız sen? Ha. Dur kız. Aman abla. Elini kana bulama. Ha. Değmez buna. Kızlar. Bugün husumet istemiyorum ona göre. Ha. Ha nerede kalmıştık? Kadın erkek çeşitliliği. Zır seni. Uzun lafın kısası, kendinizi ezdirmeyin kızlar. Kanun önünde kadın erkek eşittir. Eşittir, eşittir. Yani onlara muhtaç değilsiniz ayol. Ama erkeklerin yeri de başkadır yani. Hemen başlamayın çözülmeye. Ayol iki gün nasıl çekin kendinizi? Hele yatakları da sofaya attınız mı? Bakın görün nasıl hizaya geliyorlar. Hayrun, sen bu kadar çok şey bilip de nasıl evde kaldın? Kim kalmış, ben mi? He, ben değil herhalde. Bana bak, eniştem seni almasaydı sen de benim gibi olurdun. Sen de evde kalmış. Kapımıza iki ay yattı. Hadi. Evet kızlar, bugünü kadın dayanışma günü ilan ediyor. Evet. Var mısınız felekten bir gün canlı? Allah! Yaşasın! Hadi o zaman ziyafet nasıl yapılırmış gösterelim herkese. Var mısınız? Evet, evet. Hadi çalsın sazlar oynasın. Çalış. Düzgünce çalış. Hadi. Hadi. Tembellik etmeyin. Çalışın. Kadınlara söz verdim. Dinle. Hamide yengeyi dövmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti amca. Evet ya. Of ya. Ne diyorsun lan? Ben hayatımda karıma fiske vurmadım. Bari benim yanımda söyleme baba. Belki üzerine sinek kondu diye bir iki vurmuşumdur. Ama ona değil, sineği öldürmek için vurmuşumdur. Ben sanatçıyım oğlum. Kadına el kaldırmam. Sinek. Bunu külahıma anlat. Hadi çalış. Ben çok yoruldum ya. Tabii. Çapa sallama kanım evlatlarının işi değil. Dayak yeme kanım evlatlarının işi mi lan? Bana bak amni. Ne var lan? Gel lan. Ne var lan? Yapmayın. Durun, durun. Ne var? Ayıptır. Durun. Dur. Sakin olun. Arkadaşlar, kadın dayanışma gününe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşasın. Bugün erkek egemenliğinden kurtuluşumuzun ilk günüdür. Kadın kolu başkanlığına atanmıştır.
Bundan böyle her derdinize o koşacak. Bravo. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar, bundan böyle köyümüzün kadınları sahipsiz kalmayacak. Her türlü sorununuzda yanınızda olacağım. Söz veriyorum. Bravo, bravo teyzeciğim. Yaşa. Bizim de insan gibi yaşamak hakkımız. Aile kurumu sorumlulukları paylaşmak demektir. Özveri demektir. Özveri ne demek? Teyze, anlayacakları dilden konuşsana. Anacığım, özveri fedakarlık demektir. Erkeklere karşı topyekun bir savaş içindeyiz. Onları ezip geçeceğiz. Evet. 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 Sayende itilip takılmaktan kurtulacağız Kezban yenge. Evet. Hadi. Sol. Evet. Sol. Ayol, kadın hakları diye bir şey var. Ayrıl, düğünlü kadın konuşuyor. Sen şehirlisin, önce dinlemeyi öğren. Aa, kadın kadındır Kezboşçuk. Şehirlisi köylüsü olmaz bunun. İyi kızlar. Yaşasın kadın dayanışması. Aldı kurbanasın. Bravo. Anlatın derdinizi kadınlar, çekinmeyin, konuşun. Ben televizyona çıkma özgürlüğü istiyorum. Anladık Hamide, anladık. Kumaya başlık parasına da son. Sevenleri ayırmayın. Hadi be. Görücü usulüne de son. Hadi arkadaşlar. Kadınlar gününü başlatıyorum. Eğlenin bari. Bu gece de eğlenelim. Ya Bekir amca. He. Özür dileseydin şimdi kahvede çaylarımız yudumlu olacaktık. Lan erkeklik onurunuzu kurtardım ben sizin değil mi? Ne gerek vardı baba? He. Özür dilesen ne olur sanki? Erkek dediğin özür dilemez, kadının da ayağına geçmez. Baban doğru söylüyor. Kadını arada bir terk edeceksin ki burnu sürtülsün biraz. Yani benden örnek al. Külbiye bana varsın, onu başımın tacı yaparım vallahi. Lan Pire, seninki yine aptalca aylar konuya başladı. Aptal sensin lan. Sensin lan. Çıkartacağım lan şimdi seni. Tamam lan. Dur. Yat lan. Dur. Yapmayın lan. He, yapmayın lan. Bırak lan. Sarın lan. Lan. Hayır lan. Yemek hazır. Gelin, gelin. Beyler, 10 dakika yemek molası. Ben köyü teftişe gidiyorum. Siz çalışmaya kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Durun önce ben. Kurt gibi acıktım valla. Kadınlara hak veriyorum şimdi. Canım çıktı valla. Baban duymasın ya. Duyarsa duysun be. Yine mi soğan ekmek? Bunu bulamayanlar da var Salim. Otur da aç karnı doyur. Kadınlara muhtaç olacağımızı Halim'se şükredelim. Soğan. Ver. Ama soğandan güzel yemek. Cücüğünü veriyorum. Sus lan. Duyan da Hacer'i sana verdim sanacak. Bak ben de yemek yapmasını biliyorum. Bana Hacer'i ver. Ver Salim amca. Sus lan deli. Ben soğan yiyemem. Midem ağrıyor sonra. Garson menüyü getir oğlum. Salim amcan yemek seçecek.
Aha! Kahvede şenlik var. Kezban Hanım kahveyi düğün için kiraya vermiş anlaşılan. Bunların hepsi kara kaplı deftere yazılıyor Kezban Hanım. Aha! Asimetri! Utanmıyor mu kadınları dikizlemeye he? İçeride neler oluyor Kezban Hanım? Hı? Kutlama yapıyor. Siz burada kutlama yaparken erkeklerin tarlada canı çıkıyor ama. Erkekler kahvede yan gelip yatarken tarladaki kadının canı çıkmıyor canına he? Kadın koalisyonu kuruyor. Sen de katılacaksın mı? Ben yasa dışı işlere bulaşmam. Toplu gösteri için jandarmadan izin aldınız mı? Hı? Almadıysanız yaktım çırağı. Erkeklerin içeri girmesi yapma. Emme sen bizden sayılır. Sözlerinize dikkat edin Kezban Hanım. Ne demek sen de bizden sayılırsın? Yanlış anladın lan. Yani sen çağdaş mı delisin diyor. Erkek kadın eşitliğini savunuyor diyor. Ben deli değilim. Ben de değilim. Ama herkes bana deli Kezban diyor. Ne yapalım? Hadi gidiyoruz. Alın bakalım. Beyler, yerinizde olsam buradan doğruca eve giderdim. Nedenmiş o? Niye? Kadınlar çekirge sürüsü gibi kahveyi istila ettiler de ondan. Allah Allah. Bunlar iyice çığırından çıktı. Bunlara haddlerini bildirmek lazım. Evet. Arkadaşlar, yürüyün kahveye gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Yavaş. Hadi. Yürü. Ama bunlar ben de yere bırakayım. Hacarım. Yaşasın özgürlük! Yaşasın! Aklınız varsa evlenmeyin. Aman! Özgürlük gibisi var mı? Ben esir hayatı yaşamaya razıyım. Yeter ki Burhan'la evleneyim. Sen var mı? Yok ay şafisin. Aman abla. Öz! Hıracı! Sizle destur vermek yok mu? Şuraya bakın. 40 yıllık mesai yerimiz kadınlar matinesine dönmüş. Rezalet ya. Eylemediniz mi? Kadınların kahvede ne işi varmış? Evet. Ha. Kızlar hadi eve bakın. Hadi. Bir de bacaklarını göreceğim senin. Yürü eve. Kezba koru beni. Gözü dönmüş Bekir'imin. Ulan Hamide sen eve bir dön. O zaman göreceğim dayağın aslını he. Ya ya. Seni günde 3 öğün döneceğim. Dönmez mi? Oh. Vay 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 vay. Kendine gel Cüracı Bekir. Bu köyde her türlü aşağılanmak yasaklanmış. Sana ne oluyor Ayrıç? Ben Salim'i dövünce iyi denme değil mi? Hadi. Hamide düş peşime. Benden kız almak kolay değil Bekir Efendi. Yok, senin kız dediğin benim 25 yıllık nikahlı karım. Karı koca arasına girilmez Kezban. Onu karına evden atmadan önce düşünecektin efendi. Kahveyi istila etmişler. Nerede bile gideceğiz biz şimdi? Ay, bugün kadınların dayanışma günü. Hadi bakalım. Başka yerde hadi varlayın. Hadi hadi. 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 Zülfiye, babanın hadi. Sözünü dinle. Hadi eve. Sana ne lan? Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Yürü hadi. Yürüyün arkadaşlar, hadi yürüyün. Hadi yürü. Gizgini dönüp dolaşıcı yer nasılsa kürtçü dükkanıdır, yürüyün. Çok da kendin geldin. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Thank you.
Allah'ım. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Hacer! Bu Ecem'in sesi. Beni sesimden mi tanıdın Hacer? Ben sesinden tanıdım. Ne olmuş? Bir günde peşime takılmasak kurban keseceğim vallahi. Kurban yerine beni kes Hacer'im. Oldu. O zaman seni bir iple bir ağaca bağlayayım. Kurban bayramı da keserim. Postunu da Türk Hava Kurumu'na bağışlarım. Oldu mu? Sen benim derimi de mi soyacaksın Hacer? Canım yanmaz mı sonra? Yanmaz yanmaz. Hatta senin derinden kendime mont bilem yaparım. Ah canım. Üşüyorum demek. Ama çek elini Allah aşkına. Git başımdan Ercep. Muhtarlıktan bekliyorlar. Bir sürü işim var. Bana ben de geleceğim işte. Orası resmi daire Ercep. Öyle kafana göre giremezsin. Ama birazdan yağmur yağacak Hacer'im. Islanırım sonra. Lan sen sabır ver ya. Başımın belası hadi. Hacer'im. Hacer. Ay, bir yağmur eksikti. Ay damakmasa bari. Çobal, bak attı bile. Ben leğenleri getireyim. Cemile, sen ne oturuyorsun öyle yeni gelin gibi? Kalk yardım etsene. Ana. Damı aktarmadınız mı Kezboş? O işi Salim yapardı. Bizim evi Bekir aktarırdı. Ben bir koşu gidip çağır. Otur otur da geldi. Ayağına mı gideceksin onun? Küs olduğumu unuttum. Ay böyle yağarsa evi su basacak. Bu yağmur birazdan diner. Siz hiç merak etmeyin. Ay bir meteorolojiden ahkam kesmediğin kalmıştı, o da oldu. Çay içen var mı kızlar? Ben de isterim. Ben de isterim. Ya burası da resmen çöp eve döndü he. Bir an önce anamdan özür dilesen iyi olacak. Böyle giderse bu evde bitler pireler cirit atacaklar. Vallahi Burhan doğru söylüyor amca. Sen bırak Burhan'ı da kadınları nasıl size getireceğimizi düşün. Bir filmler bul artık. Sinemacı değil misin? Vallahi bu defa sizi ben dahi kurtaramam. Şener Şen'le Müjdar'ın bir filmi vardı. Çalvar davası. Ne olmuş? Bu filmde kadınlar mı dize geliyor? Hayır, erkekler. Peki erkeklere uygun bir film yok mu? Aman be. Bu salan söylediği filmlerden hangisi gerçek hayatta oluyor ki? Ha. Hepsi yalan dolan. Uyduruk şeyler. Yarın Sülbiye ile aram bozulunca amcaoğlu ne olur bir çare bul dersin. Sülbiye'den bahsetmesene. Salim amca ayıp oluyor. Kusura bakma, ağzımdan kaçtı. Hadi yeğenim. Çalışırız aksiye. Şu kadınları nasıl oyuna getireceğiz onu düşün. He? Aynı Bakırköy'deki tımarhanenin bahçesindeki heykel gibi duruyorsun Saffet. Ayakta durmaktan yorulmadın mı Ercep? Sen yanımda ol. Ömrümün sonuna kadar böyle ayakta beklerim Hacer'im. Telefon çalıyor Hacer'im. Ya öyle mi? Esence Buhtarlı, ben Hacer Pekmezci, buyurun. Kimi arıyorlar, kimi? Şşt. Efendim? Nereden? Ne? Televizyondan mı? Televizyondan arıyorlar. Ay inanmıyorum, ne zaman? Tamam tamam, hep gözle bekliyoruz. Saygılar, sevgiler, saygılar. Ay Allah'ım, yaşasın. Kimler ya Hacer'im? Köy televizyoncular geliyormuş. Aman, bizi filmi çekecekler Hacer'im. Yok, bir delinin hatıraları adlı belgesel çekeceklermiş. Hadi hadi, koş koş, köylere haber ver. Bu köy bizim köyümüz yarışmasından geliyorlar. Sahi mi Hacer'im? Ben de anamlara haber vereyim. Hadi hadi, koş koş, köylere haber hadi. Ver. Burhan, oğlum. Ya hazır çamaşır yıkamışken şunu da bir yıkasana ha. Kusura bakma baba, yıkayamam. Ne? Şu ellerimin haline bak. Burhan, oğlum. Şu gömleği bir yıkasana ha. Tabii yıkarım Salim amca. Sen yeter ki emret. Koş öyle. Tanihin seni. Kayınbaban olacak ki. Yağ çekiyorsun değil mi? Tu. Of.
Safer. Yeğenim şuradan bir çay koy da içek ha. Aha. Bütün bardaklar kirli. Bir tane temiz bardak yok. E yıka o zaman. Eline mi yapışır? Aa, sen de amca. Ah ah, anamın kıymetini bilemedik. Benim canım çay çekti. Kahveye gidiyorum. Dur ben de sen de ben de geliyorum. Benim başım kel mi? Amca. Kül kedisi işini yarım bıraktı. Ulan sen yine dayak istiyorsun sapık. Dur amca. Gel lan buraya. Şaka, şaka yapma ya. Dur. Müjdem isterim. Ne oldu Acar? Ha, bilin bakalım ne oldu. Bekir benden özür dilemek için hediye mi aldı? Ay erkekler dize geldi kızlar. Hiçbiriniz bilemediniz. Burhan Sülbiye ile evlenmekten vazgeçti. Bana bak. O da değil. Kız, yarışmalardaki sunucular gibi konuşup durmasana. Hah, sen yaklaştın ona. Ay, insanı çatlatma da söyle hadi kız. Hadi. Köye televizyoncular geliyor. Bu köy bizim köyümüz yarışmasından geliyorlar. Ha. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsam hadi elime kavuşmayın. Ya yine Hacer dedi. Ne yapayım Salim amca? Olsun, peki olsun. Ne zaman geliyorlar? Yoldalar, birazdan gelirler. Burada ne edecekler? Ha. Bilmem. Ben o programı biliyorum amca. Her hafta köy köy dolaşarak köyün en uyumlu çiftini seçiyorlar. Bu da program mı yani? Öyle deme amca. Seçilen çifte tamı tamına 100 milyar para veriyorlar. Ne diyor? 100 milyar mı? 100 milyar mı? Lan pire, evli olmayana şans vermiyorlar mı? Yok, tanımıyorlar. Bu salağa yazılı vereceksin. Anlama kıtlığı var. Bekir amca, oğluna bir şey desene. Kafasına vuracağım şimdi. Bırak şimdi oğlumu. Diyelim, ben evliyim. Ama karım evde de. Yarışmaya katılamayacak mıyım? Amca. Hayrola baba, parayı duyunca ağzını suya aktı. Yok canım, paranın hiç önemi yok. Ben anneni çok özledim. Ben de karımı özledim. Hadi, yürü. Ben de Hacer'imi özledim. Hadi. Hacer'im. Hadi. Aynı diyor ya. Ben de gidiyorum. Ben de bekleyin. Ben de karımı özledim. Oğlum otur. Deliniz mi? Nereye gidiyorsun? Aman geç kaldınız ha. Hadi kızlar hadi. Kaçırmayalım. Hadi yürü. Boşuna uğraşmayın. O yarışmaya ben müracaat ettim. Bekir'imle beni seçecekler. Ben gidip Yıldırım Nikahı'yla Burhan'ımla evleneyim bari. Şimdi Yıldırım gibi bir çarpacak. Allah Allah. Bu kadınlar alem valla. Ayol para için gururunuzu niye ayaklar altına alıyorsunuz? Aman kadın milleti teyze ne yapacaksın? Ana sen de babamla yarışmaya katılsana. Kız. Gidin. Bakalım para sizi koca dayağından kurtaracak mı? Allah sana sabır versin Kezboş. Bu köylülerle uğraşmak çok zor kızım. Niye öyle diyorsun teyze? Bizim köylüler hayatlarında 1 milyarı bir arada görmediler daha. Doğru vallahi. Dile kolay. Tam 100 milyar bu. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Aha nerede? Oğlum otur diyorum. Ne oldu ana? Daldın. Hayal kuruyor. Ya otur diyorum be. Size bir şey diyeyim mi? Burnuma farklı kokular geliyor. Para kokusu bu. 1000 kilometre öteden bile hissedilir. Bu işin içinde bir iş var çocuklar. Cemal. Neymiş ana? Televizyoncular ha. Hem de 100 milyar. Ay Kezboş sen iyi misin? Gelin benimle. Televizyoncuları biz karşılayacağız. Yürüyün kız. Burada kaldı bunlar ya. Ne yapıyorsun be? Televizyoncular gelmeyecek hayır. Neden? Bu bir oyun da ondan. Ne oyunu ayol? Sus kız. Kadınlarla erkekleri barıştırmak için hazırlanmış bir oyun. Bunu kim yapabilir? Tabii ki sen. Asaf mi? Bu onun planı. Aklınca biz oyuna getirecek. Bıraktım seni sohbet ve işbirlikçisi anne.
Ay sen aklınla bin yaşa Emi. Ne yapacaksın? Tabii ki Saffet'le anlayıp doğduğuna pişman edeceğim. Bak şimdi. Ay ilahi kes. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hamide Hanım, siz misiniz? Merhaba. Kameraya merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Biz bu köyü bizim köyümüz adlı yarışmadan geliyoruz. Hoş geldiniz. Benge! Benge! Saffet! Abi! İzleyelim şunu! Oğlum ya! Mide kırılmış! Ben bir şey demedim. Ben diyordum. Onu koyuyordu. Ben de salak. Akıyor. Tamam. Stop. Tamam. Tamam. Ya tamam lan. Tamam Osman. Hadi senin yakını gel. Kaç tane? Selim. 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 Hadi senin yakını alalım. Stop. Çok güzel. Tamam, ver bak. Kaç yöre? Yok, ben çekiyorum. Bana bırak. Aaa! Neden? Tamam, çok güzel, çok güzel. Tamam, bak. Bakma sabahı. Tamam, bakalım. Evet. 3, 2. Güneş her dağılında, cümle alem dilinde muhtar oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtar oldun Kezban yenge. İnip gelir ilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtar oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtar oldun Kezban yenge.